Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda arkadaşlar Mercia Lady'sini, Atalus Lady anlatacağım arkadaşlar. E, Mercia Lady'si biliyorsunuz ki e, free play oyuncular için fulllemesi şu an için dediğim gibi en kolay komutan arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. E, çünkü 3 her gün 3 tane size alma fırsatı veriyor. Artı e, yeni getirdikleri sandık olayıyla günde... Ortalama 4-5 tane de sandıktan heykelini elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. bu sayede ben şu an mesela hiç heykel yatırmadım halde şu an ilk skillini 5 dedim. 1, 2 ve 4, son skilli 4 şeklinde. Ben şanslı gidiyorum arkadaşlar. Şu özelliği fulllemek istiyordum. Şu an verdiklerim bu özelliğe gidiyor. Daha sonra zaten bunlara falan verilir. Fullendi, fullendiği zaman da gerçekten yeni beceri saçılıyor. Yavaş yemizmeleri %20 ekstra hasar vermesi çok güzel bir özellik arkadaşlar. Zaten kendi yavaşlatma özelliği var. Artı diğer komutanların yavaşlatması. Mesela Cha işte Baybars'ın yavaşlatmaları var biliyorsunuz. Onlar da yavaşlattığı zaman ordulara da ekstra hasar vurur arkadaşlar. Yani yavaş, illa kendinin bu yavaşlama uygulamasına gerek yok. Onu belirteyim özelliklerinde. Bir de burada değinmek istediğim nokta saldırı, savunma ve sağlık düşüşü yapıyor arkadaşlar. Ee, buradaki 2 saniye falan gözüküyor ama şunu da belirteyim. Sağlık düşürüyor bakın. %30 sağlığını da düşürüyor, savunmasında düşürüyor, saldırısını da. yani Yani defansını çökertiyor karşı tarafın arkadaşlar. Hem %30 sağlık hem %30 savunma kaybetmek demek inanılmaz bir e, defans düşüğü demek. Onu belirteyim arkadaşlar. Zaten 800 de ekstradan bir hasar faktörü vuruyor. O da iyi arkadaşlar. Sonuçta alan vuruyor. Alan vurması var. Ve e, bu alan vurduğu şekilde de arkadaşlar bayağı geniş vuruyor. Böyle yaklaşık sağındaki ve solundaki orduları da vurabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, vuruş alanı bayağı geniş. Öyle hani Yi Seong'dan veya Santuzu'dan daha geniş arkadaşlar. Öyle anlatabilirim sizlere. O yüzden şöyle düşünebiliriz bu e, komutanı. Toplu savaşlarda arkadaşlar alan vurduğu zaman o vurduğu bütün birimlerin bu debuff'u uyguluyor bütün birimlere ve bu toplu savaşlarda karşı tarafa inanılmaz bir dezavantaj demektir arkadaşlar. Direkt ben sizin düşünseniz yani 5 orduyla veya diğer diğer arkadaşlarınızla bu bir orduya vuruyor. Siz bu direkt bu uyguladığınızda ordu direkt yok olacaktır arkadaşlar. O, onun için bu debuff olayında şu an için bence en iyi komutanlardan biri uyguladığı debuff'la arkadaşlar. Gerçekten aslında abartı bir debuff uyguluyor. Hem atağını düşürüyor hem defansını düşürüyor hem de defansını hem savunma yönünden hem can yönünden düşürüyor arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Ki o diyelim ki o e, diğer ordularla o tam o düşürme anında etkin beceri kullanırsanız inanılmaz hasar üretirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. E, onun için Mersiya Ligisi'ni birinci komutan yapmak da mantıklı olur. Arkasına bir tane nükür komutan koyarsanız sonuçta tam iki saniyede tam o ikinci tam bitmesine üzereyken etkin beceri atıyor e, ikinci komutan. O inanılmaz bir hasar üretir arkadaşlar orada. Onu belirteyim. E, onun haricinde şu ikinci özelliğini zaten dediğim gibi atlılara daha fazla %51 yavaşlatma uyguluyor. Diğer binlere gene %31 yavaşlatma uyguluyor arkadaşlar. Bu da %10 ihtimalle gene olan bir şey. Ve alınan karşı saldırı hasarını düşürüyor %20. Bu da arkadaşlar güzel bir özellik. Yani yaklaşık burada size %11 savunma veriyor gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela 1000 atak yemeniz yerine 900 gibi bir o mantıkla düşünebilirsiniz. Yani yaklaşık bu civarlarda oluyor. %20 karşı saldırı hasarı demek. Bu şekilde yorumlanabilir. Barbar ve e, deneyim ve bonus saldırı bonusu çok güzel arkadaşlar. %35'e %35. E %35. Bu da barbar kesmekte gene kullanabileceğiz komutan. Ben şu an için mesela barbar yönünü kullanıyorum. Fakat sizlere birinci komutan yapıp açık alan savaşlarında kullanmak isterseniz ne şekilde bir e, yetenek ağacı yapmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar videoda. Şimdi gelelim son özelliğine. Bu da gayet benim e, çok beğendiğim özelliklerinden ki e, toplu saldırı açtığınızda seferberlik olursa %10 arttırma veriyor arkadaşlar. Şu an %8'e çıktı. %10 veriyor biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'i bunu fullersem, Fatih Sultan Mehmet'i de fullersem arkadaşlar. E, i̇kisi de işte %10, %10. Ya benim %20 e, yani 2, 2 milyon pardon 2 milyonluk bir saldırdı arkadaşlar. 2.4 milyon direktmen ordu 400 daha bir ordu ekleme şansım olacak bu iki tane komutanı kullandığım zaman. Yani bu çok büyük bir rakam arkadaşlar. 400, 400 ekstradan ordu demek çok büyük bir rakam demek. Ee, hem bu karşı tarafa daha fazla kayıp verdirip sizin daha az kayıp almaz demek yani onu da söyleyeyim. Ee, ve ekstradan %20'lik bir 3 birim kullandığınızda hasar bonusu oluşması ve son özelliğinde yavaşlatma uyguluyor. Kendi uyguladığı bir yavaşlatmada da ekstradan hasar vermesi güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim yetenek ayrıcında anlatayım. Daha sonra hangi komutanlarla uyumlu onu anlatacağım arkadaşlar. Ona geçeceğim. Yeteneklerden şimdi bahsettik. Ee, dediğim gibi yani lider komutan olarak kasabesin ikinci komutan olarak da kullanılabilir ama lider komutan olarak kullanılması ya yani birinci komutan olarak kullanılması bence daha iyi. Çünkü şu verdiği debuff sayesinde arkasındaki komutan eğer nükür komutansa gayet iyi bir atak uygular arkadaşlar vurduğu etkin becerisiyle. Gelelim yetenek ağacına. Şimdi bu benim normalde barbar kesmek için kullandığım için arkadaşlar bu şekilde verdim. Şimdi şu size şurada bir ayarlama yaptım. Tabii ki şu an 40 seviye benimki. Hani 50 6 yıldız falan yaparsanız vermeniz gereken şey ne o şekilde ben size göstereceğim. Şu an arkadaşlar şurası bakın çok önemli. Bu kısımda şuraya kadar verdiğiniz zaman direktmen size yani ilk açmanız gereken kısımları ben şöyle anlatayım sizlere. İlk başta şu şekilde buraları açın arkadaşlar. Şuralardan ilerleyin. Bakın buraları böyle açıyorsunuz. İlk başta burayı açın, daha sonra burayı açın. Daha sonra burayı açın arkadaşlar. Şunu üç yapın. Ee, bunu üç yaptıktan sonra da arkadaşlar ya yani bura, burayla işiniz bitiyor. Buraya ellemenize gerek yok. Şuraya gelip gene tekrar bu bunları İlk başta şu kısmı sağ kısmı arkadaşlar buraya kadar açıyorsunuz buradan yine ilerleyerek sağ kısmı ilk ilk yapmanız gereken yani o buraları yaptıktan sonra tabi bu 40 seviyelerde tam böyle oluyor arkadaşlar 40 seviye atlattığınız zaman şu kısma 42 de buraya veriyorsunuz daha sonraki seviyelerde buraya vermeye başlıyorsunuz 50'ye falan geldiğinizde bayağı bir ilerletmiş olursunuz zaten burada ilk başta buradan böyle vereceksiniz buraya kadar Burada da size gene savunmanızı güçlendirecek bir özellik oluyor. Buradan da buraya kadar verebilirsiniz arkadaşlar ki bu da gene %56'a düştüğü an saldırıyı arttıran bir güzel bir özellik arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel. Ama ekstradan derseniz ki alınan beceri hasar düşme falan var. Mesela karşı tarafta ben nükürlardan çok atak almak istemiyorum derseniz de gene şuradaki özellik yerine buraya böyle açıp şuna falan verebilirsiniz arkadaşlar. Şu şuna çok gerek yok çünkü hani iyileştirme özelliği olan bir kahraman değil arkadaşlar onun için buralara falan gerek yok anca verirseniz burada şuna verebilirsiniz yani %9 karşı taraftan gelen etkin beceri hasarını düşürme şansınız olur. Yani normal beceri hasarlarda da pasif becerilerden gelen hasarları düşürebiliyorsunuz bu özellik sayesinde. Ama kesinlikle dediğim gibi şu ilk başta şuraları açtıktan sonra hemen burayı açıyorsunuz arkadaşlar daha sonra buradan devam ediyorsunuz yukarı doğru. Yetenek ağacı bu şekilde arkadaşlar açık alanda savaşmak istiyorsanız zaten buradan bir yüzde üç hasar gelecek. Şuradan bir yüzde üç defans gelecek. Zaten biliyorsunuz ki Ethelfield'ın üç tane farklı ordu kullandığınızda bir yüzde hasar artışı oluyordu. Zaten üç tane farklı ordu kullanmayacaksanız karşı ordu kullanmayacaksanız iki tane ordu kullansanız bile olmuyor arkadaşlar o buff. Yani bir okçu bir piyade değil. Okçu piyade ve atlı. Bu üçünden de bulunacak ordunuzda. Miktarı çok önemli değil. Mesela 10.000 tane Piyade koyarsın, 20 bin tane atlı koyarsın, 150 bin tane örnek veriyorum okçu koyarsın. Gene bu buff geçerlidir. Miktar önemli değildir. Sadece olması önemli arkadaşlar. Ordunuzda 3 tane farklı birimin olması önemli. Bu şekilde bir yetenek ağacı var. Ee, karışık bir e, ordu komutanı zaten. Hani onu söylememe çok gerek yok. Yani buradaki özelliğinden zaten anlıyoruz. 3 birim türü olduğu zaman %20 ekstra hasar kazandırması zaten. E, bu böyle bir komutan olduğunu gösteriyor. Yetenek ağacı da bu şekilde lider olarak kullanacaksanız eğer bu şekilde vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim e, efsane komutanlardan başlayarak hangi komutanlarla uyumlu olabilir onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki karışık ordulara uyumlu bir komutan. Onu e, hem fikiriz. O yüzden arkadaşlar uyan komutanlarından bir tanesi Fatih Sultan Mehmet. Hem toplu saldırı açarken hem de açık alan savaşlarında beraber çok iyi kir olabilecek bir e, çok iyi ikili olabilecekler. Ya yani onu öyle düşünüyorum. Yani Ethelfield'i Mercedes'in öne koyabilirsiniz. Arkaya Fatih Sultan Mehmet koyabilirsiniz ki Fatih Sultan Mehmet'in etkin becerisi daha fazla vurabilir arkadaşlar. Ee, o yüzden Ethelfield'i öne koymanız daha şey yani mantıklı olabilir. Şu an ben zaten Fatih Sultan Mehmet'i çok kastım. Için şu an onu koyuyorum öne ama dediğim gibi toplu saldırı açarken de gene fark etmez. Yani ikisini beraber biri önde olabilir, öbür arkada olabilir ama açık kalan savaşlarda e, Mersiyah önde olması biraz daha avantaj sağlayabilir size arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in dediğim gibi bu ilk eski meclisi daha iyi bir hasar üretir ki alancı biliyorsunuz. O da alancı, bu da alancı. E, i̇lk olarak Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar uyumlu olduğu komutanlardan bir tanesi. Diğer bir komutan kesinlikle Frederick'le çok güzel uyum yakalayabilir arkadaşlar. Niye derseniz de ilk komutanı Mercia Lidis'ini koyarsınız. Arkasına Frederick koyarsınız. Frederick nükür bir komutan arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şu etkin e, vurduğu beceri sayesinde ki bir de full, full olduğunu düşünürsek sürekli vuruyor. Yani gayet iyi bir hasar uygularlar arkadaşlar beraber. Gene Frederick'le uyabilir arkadaşlar. Ve ikinci, üçüncü pardon uygun komutan da Sezar arkadaşlar. Sezar'la Güzel ikili olurlar. Fakat Sezar'la Cez yaptığınızda Sezar'ı öne koyabilirsiniz arkadaşlar. Sezar lider olur. Arkasına Aethelfield'ı. Bu ikili de Attelfield arkada olabilir. Daha iyi olur hatta arkada olması. Çünkü etkin beceri hasar olmayan bir komutan Jules Sezar. Ee, ve şu özelliği buff veriyor. Bu buff'ı verdikten sonra Aethelfield'ın bu özelliğini at atması da daha mantıklı olacaktır. O yüzden bu ikili de Jules Sezar lider olacak arkadaşlar. Ee, daha iyi olur yani Jules Sezar'ın lider olması. Jules Sezar'ın arkasına Aethelfield koyacaksınız ve gayet... Ee, güzel ikili de olur. Hatta yani Frederick'le Fasültan Mehmet'ten bile daha iyi ikili. Yani efsaneler arasında bence en Ethelfield'e en uyan e, komuta Jules Caesar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Açık alan savaşlarında Jules Caesar en uygunu. Bu Ethelfield'in yanına. Gene toplu saldırı açıp karelere saldırırken de bu ikili uyumlu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Açık alan savaşlarında da uyumlular. Ee, ve bunun haricinde de yok arkadaşlar. Yani bu ikililer e, anlattıklarım 3 tane, 4 tane mi söyledim ben komutan? Evet, 3 tane komutan söyledim. Bu 3 komutanla uyumlu arkadaşlar. Ve hangisi önünde, hangisi arkada onu söyledim. Gelelim epiklere. Ben epiklerde hangisiyle kullanmalıyım sorusuna geldiğimizde ilk olarak size önereceğim. Tabi bunların hepsi karışık orduyla kullanacaksınız arkadaşlar. Hani onu belirteyim. Hepsi karışık ordu. CPU kesinlikle burada da aynı Sezar gibi arkadaşlar. Lider olacak. Arkasına ...Mercial koyacaksınız. Bunu belirteyim. Yani CPU önde, arkada ...Mercial Bu şekilde yaparsanız ...güzel olur. Ve gerçekten de ...ben denedim. Çok güzel ikili arkadaşlar. Yani e, karşı tarafı... ...eğer karşı tarafta gücünüz eşitse veya ...biraz güçlüyseniz karşı taraftan, inanılmaz ...hani 3 orduyla bile gelse ...böyle karşı taraftan, 3-4 orduyla bile gelse ...siz inanılmaz karşı tarafa hasarlar uyguluyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben de ...denenmiş ve görülmüş bir şekilde ...hani söylüyorum bunu hani denediğim için. Kesinlikle... E, çok iyi ikiller. Aynı şekilde Sezar'la da iyiler fakat CPO'yla da bu ayrı bir güzel oluyorlar çünkü CPO'nun şu e, özelliği var ya arkadaşlar %15 ihtimalle 2, 2 saniye boyunca %100 hasar artımı tam Ethelfield'la o 2 saniyeli kısımda denk geldiği zaman a, inanılmaz bir hasar artışı oluyor arkadaşlar öyle diyeyim yani bir de bunu e, alan olarak attığı için de Atlefield. size mesela diyelim ki tüm ordular size vuruyor o an inanılmaz karşı tarafı bir hasar uyguluyorsunuz. karşı taraf ne olduğunu şaşırıyor zaten ben CPU ile Gianna'yı çok yakıştırıyordum. Gene Gianna'dan hiç altı kadar bir yanı yok. Yani Gianna ve Mercedes kesinlikle CPU ile çok yakışıyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Gelelim CPU haricinde kimle kullanırız? Osman, birinci Osman uyar arkadaşlar. Burada ee, söyleyeceğim şey Osman ikinci komutan yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar ee, Meredsi birinci olacak ikinci olarak Osman koyacaksınız ki daha fazla etkin beceri hasarı verebilirsiniz arkadaşlar Çünkü Osman'ın biliyorsunuz şu tetikleyici özelliği var 400 vuruyor Etifrit özelliğini attıktan sonra bu vuracak bu zaten e, buff, debafiye şekilde ekstra hasar vuracak Bir de e, birinci Osman'ın bu özelliği ile beraber gene o bir daha vuracak yani inanılmaz bir etkin beceri hasarı çıkartacaksınız burada kesinlikle o şekilde yaparsanız dediğim gibi daha fazla vurursunuz. Hani Osman, birinci Osman önde de olabilir fakat e, öne koyarsanız, Osman arkaya koyarsanız daha güçlü olur. Yani birebir bir savaş yapsak, birinci Osman önde olsa, arkasında Mersiyah olsa, diğer tarafta da Mersiyah önde, arkada Osman olsa, o önde Mersiyah olan, arkada Osman olan yener arkadaşlar yani. Çok rahat bir şekilde yener. Onu söyleyeyim. Onun için o şekilde öneriyorum. Yani ben size bunları hani deneyip bakarak söylüyorum. Kim Mercellesi'ninki o e, son gösterdiğim destek kısmındaki her beceri attığınız yüzde elli bir şey yenilemesi var biliyorsunuz. O özellikle küçümsenecek bir özellik değil arkadaşlar. Onda bir çok güçlü bir özellik. Ee, onun haricinde ne uyar arkadaşlar? Boydika. Gene Boydikayı da e, arkasına koyacaksınız arkadaşlar. Yani Mercellesi birinci komutan ve Boydika ikinci komutan olacak şekilde yaparsanız uyar arkadaşlar. Onun haricinde gene Janna'yla ee, da uyar, uyumaz değil. Ee, karşı kordu yapıp e, gene bu ikilide de önde kesinlikle atıl Fiat olacak. Janna'yla da neden güzel uyar aslında şöyle söyleyeyim. Sürekli Janna biliyorsunuz e, buff bastığı zaman ilk özel sayesinde size deli gibi özel, etkin beceri attırıyor arkadaşlar. Ve bu etkin beceri hızlı şekilde atmanız sayesinde sürekli debuff uygulayacaksınız karşı tarafa. Bu da sizin karşı tarafı çok hızlı şekilde yıpratmanızı sağlayacak. Onun için bu ikililer, ikili de çok uyumlu güzel bir ikili. Dediğim gibi bunlar kalabalık savaşları. Birebir savaşları da bahsetmiyorum arkadaşlar. Ki zaten birebir savaşları sadece e, böyle düellolarda falan yapıyorsunuz. Genelde normal savaşlar çıktığında birebir savaş hiçbir zaman olmuyor arkadaşlar. Genelde hep böyle kalabalık şekilde savaşıyoruz. Hani oyunun %80'i 90'ı bu şekilde geçiyor zaten. Onun için ben o yönden bahsediyorum. E, birebir yönünde zaten Osmanlı'nın olan kısımdan bahsettim sizlere. Hani birebir de hangisi yenerdi dediğimde ee, dediğim gibi bu komutanlarla onun haricinde başka yok arkadaşlar bu komutanlarla kesinlikle çok iyi uyumlu Gene e, Santuzu olabilir neden olur derseniz e, şöyle anlatayım arkadaşlar gene Santuzu ama ikinci komutan olacak Zaten Santuzu'nun bir tek şuradaki özelliği var piyade %10 sağlık veriyor bir tek bu özelliğini hani e, saymamış oluruz ki zaten ordumuzda piyade de olabilir diyelim ki yarısını piyade yaparız Geri kalan yarı kısmında yarısını yarı yarıya bölüştürüp piyade, şey okçu ve at yaparsınız. O şekilde Santuzu'yu da gene kullanabilirsiniz. Neden derseniz de, e, gene et önde olacak, arkada Santuz'u debuff uygulayıp alan özelliğini vurduğu zaman Santuz'u karşı tarafa inanılmaz bir çöküş yaşatabilirsiniz. Ki Santuz'un da biliyorsunuz gene e, etki beceri hızlı şekilde doldurma özelliği var. E, gene mesela ben bu şeyi size canlı canlı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani sözde de her şey olmuyor. Bir, biraz da canlı görün diye bunu yapayım sizlere. Şu sefer kısmında toplu e, kısımda sizlere göstereyim. Aethelfield'ım daha tam güçlü olmasa da gene de e, sizlere bir e, şöyle mantığını, mantığını anlamaz açın. Mesela şöyle e, şeyi çok tutarım piyadeyi. Gördüğünüz gibi piyade en fazlası piyade. At biraz daha azaltıp, okçuyu biraz daha şey Şu an 3 farklı ordumuz var. Onu yaptık. E, Santuz olduğu için piyadeyi fazla tuttum. Şu an mesela 178 bin tane ordumuz var. Karşısında da normal 75 oluşan 55 binden böyle karışık ordular var. Şimdi alan özelliğindeki mantığına göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi Ethelfield'ın bir de vuruşunu göreceğiz. Bakın şimdi yelpazesini iyi seyredin arkadaşlar. Vurdu alanı görüyor musunuz? Çizgi şeklinde şu an 4 tanesini birden vurdu. Ve etkin becerimizi attığımızda karşı tarafta giden canı görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi etkin beceriden sonra bakın. İnanılmaz bir gözle görülür. E, can azalması oluyor arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Yani debuff uyguladığımızda etkin becerimizi attığımız sayesinde deli gibi hasar uyguluyoruz. Ki şu an bu ikilinin neden iyi olduğunu şurada anlamışsınızdır. Deli gibi debuff uyguluyoruz. Ve sürekli e, santuzu sayesinde atak atıyoruz. Gene bu Gianna için de geçer arkadaşlar. Gianna koyduğumuzda da bu aynısı oluyor zaten. Ya Bunu da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi karşı taraftaki alan olarak vurduğu için karşı taraftaki alan kısımdaki kişileri ee, deli gibi eritti ve Ethelflirt'in özelliği taş şuradaki sağdaki Richard'a bile vuruyor arkadaşlar. Şu sağdaki iki Richard'a bile. Düşünün yani. Sağınızdaki ve solunuzdaki ordulara vuracak kadar ee, bir alanı var arkadaşlar. Yani o şeyin alan yelpazesi çok geniş. Onu e, top saldırılarda çok inanılmaz güzel olur. E, kullanırsanız. Evet bu kısmı şimdi geçiyorum. Yani top saldırıda burada az çok görmüşsünüzdür. Yani deli gibi eritiyor karşı tarafı. Yani gözle görülür bir e, erime yaşıyor. E, ve bir de şunu kıyaslayayım. Ben neden CPU'yu çok övdüm? Hani CPU önünde olsun, e, arkada olsun çok iyi oluyor diye. Şimdi onu göstermek adına da bir hemen e, yapayım. ikilileri şöyle. Bunları da biraz daha böyle dengeli şekilde koyacağım. <laughs> şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bakın. Karşı tarafın ne hale geldiğini kendi gözlerinizde göreceksiniz. Yani bu ikili de çok inanılmaz yakıştı. Ee, karışık ordu da. Zaten oyun başındaki arkadaşlar da karışık ordu çıkartma olayı çok fazla e, olduğu için daha uyumlu oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Normal e, becerimiz kullandığımız zaman arkasına Ethelfield'de hepsine şey vurduğu zaman arkadaşlar alan vurduğu zaman debuff'ı Karşı tarafın bakın hemen canlar yarı Ve Bütün hepsi arkadaşlar bakın Bütün vuranların hepsi sarı yendi bir anda Hani Çok hızlı şekilde Toplu şekilde karşıdan ve bizim canımızın Gidişi neredeyse gıdım gidiyor yani Onlara deli gibi canı gidiyor Bizim çok az minik minik gidiyor Ve şu kadar bu Hızlı şekilde kesişini anladınız mı yani Ne kadar hızlı kestiğini Şu an deli gibi çıkarttı arkadaşlar Farkı siz anlarsınız yani burada bu kadar hızlı kestik arkadaşlar. Gördünüz. Yani e, o şey videosundaki gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor. Amca şelale. <laughs> Ondaki gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Size canlı canlı da burada gösterdim arkadaşlar. Aynı savaş alanında, aynı e, komutanlarla, aynı orduyla. E, bu şekilde e, anlatmak istedim sizlere arkadaşlar. Umarım yani faydalı olmuştur. Onun haricinde pek de diyeceğim bir şey yok. Komutan hakkında eee Sonuçta dediğim gibi Sefer kısmından geliyor. Yani bizim Fırt Play oyuncuların fullemeye en yakın komutanı sonuçta bu komutan. Ee, şu an biz mesela oyuna başladığımızda olsaydı böyle bir şey. Biz şimdiye çoktan fulllemiştik bu komutanı mesela. Yani, e, sonuçta günde 6-7 tane en kötü heykeli geliyor. Hatta 8'den hesaplasak. Günde 8 tane heykelden en kötü e, 100 günde falan fulleniyor herhalde. Yani 100 gün bile değil 90 günde falan fulleniyor. Yani 3 aya fullemiş oluyor. Eğer böyle giderse biz zaten... E, bir, bir, iki, üç, iki buçuk aya fulleriz arkadaşlar. Yani e, muhtemelen fullenmiş olur. Yani, elimizde bir full komutanımız daha olur. E, ben onu zaten etki şekilde kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten e, güç, güzel bir komutan arkadaşlar. Yani güçsüz diye düşünmeyin. Gerçekten güçlü. Ve CPU ile de gördüğünüz neler yapabildiğini. Az karşıdaki taraftan aynı güçte veya az bir güçlüyseniz neler yapabileceğini e, siz de tahmin etmişsinizdir. Karşı tarafı inanılmaz yıpratıyor. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir umarım sizlere faydalı olmuştur videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz kesinlikle abone olup bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.